İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kitab-ı Bed'il Halk, Yaratılışın Başlangıcı bölümü. Bu bölümde bir süredir okuduğumuz başlığı Sıfatu iblise ve Cunudihi, İblis'in özellikleri ve onun askerlerinin özellikleri. Yani şeytana ve şeytanın askerlerine dair hususlarda gelen rivayetler. En son kaldığımız 3118 no'lu hadis İmam Buhari diyor ki: "Haddesena Ebu'l-Mughireti bize Ebu'l-Mughire anlattı. haddesenal Bize bize'l-Evza'i" anlattı. Kale dedi ki, Haddeseni Yahya, bana Yahya anlattı. An Abdullah ibni Ebi Katadete, o da Abdullah bin Ebi Katadeden, an Ebihi, o da babasından, anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden. Ve haddeseni, İmam Buhari yeni bir isnada giriyor, tahvil yapıyor. Ve Süleyman bin Abdurrahman bana ayrıca Süleyman bin Abdurrahman anlattı. Haddesen Velid dedi ki bana Velid anlattı. O da dedi ki haddesen el bize el Evza'i anlattı. Kala dedi ki haddeseni Yahya bin Abi Kesir bize bana Yahya bin Ebi Kesir anlattı. Kâle dedi ki: "Haddeseni Abdullah ibnu Ebi Katade." Bana Abdullah bin Ebi Katade anlattı an ebîhi. O da babasından. Dolayısıyla her iki isnat ile veya her iki tarik ile geldik Ebu Katade'ye dayandık. Kâle Ebu Katade diyor ki: <applause> قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدك <applause> الرؤيا الصالحة من الله صالح رؤيا الله تندر والحلم حلم إسا mine şeytani şeytandandır. Birine rüya demiş, diğerine hulum demiş. Yani böyle karışık rüyalar. <laughs> Kötü rüyalar. Daha sonra Hazreti Peygamber demiş ki, فَاِذَا Halama ahadukum veya haluma ahadukum huluman. Biriniz kötü bir rüya gördüğünde yahafuhu endişe ettiği kötü bir rüya gördüğünde felyabsu qan yasarihi sol tarafına tükürsün felyabsu qan yasarihi وَلِتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا Ve Allah'a sığınsın. Yani gördüğüm bu rüyanın şerrinden Allah'a sığınıyorum diye Cenab-ı Hakk'a sığınsın. فَاِنَّهَا لَا تَدُرُّهُ Allah'ın Resulü buyurmuş ki o vakit yani böylesi kötü bir rüya لَا تَدُرُّهُ ona ziyan vermez, ona zarar vermez. Ve rüya saliha, salih rüya ve hulum ayrımı var. Hulum aklıma قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام Alimin diyen Hz. Yusuf Aleyhisselam zamanındaki rüya tabircileri geliyor. Onlar rüyayı dinleyince kolay yoldan dediler ki bu rüya değil, bu hulum yani ahlam yani karışık rüyalar dolayısıyla e, esası yok bir ciddiyeti yok bunlar e, çok önemsememeniz gerekir bunun bir tevili de yok ve ma nahnu bi bir ahlami bi ahlamın hani tevilini biz bilmiyoruz dediler dolayısıyla buradan çıkmak istediler ama kral gördüğü rüyanın hülüm olmadığı kanaatindeydi. Çünkü baktı düzgün şekilde görüyor, anlamlı şekilde görüyor. Hele bir de tekrarını görürse, çünkü tekrarı onun hülüm değil de rüya olduğunu kuvvetlendirir. O yüzden kral dedi ki, وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اَرَى سَبَعَ بَقَرَاتٍ simanin ya'kuluhunna seb'un icafun. Ben yedi inek görüyorum. Bu yedi inek tavlı, şişman, semiz. Ya'kuluhunna seb'un icafun. Diğer taraftan yedi aç, böyle zayıf inekler. Gelip bu tavlı inekleri yiyorlar. Ve ben bunu görüyorum. Eğer bir kerecik görseydi gördüm derdi yani gördüm bitti bir kere gördüm ama tekrar gördüm aynı rüyayı yahut benzerini 7 bile benzeri bir rüyayı o sebasunbulatin hudrun ve okhraya bisat diğer taraftan 7 Yeşil başak tanesi ve aynı şekilde kurumuş başak taneleri. Buna benziyor. O bakımdan bunun ahlâm olmadığını düşündü. Dedi ki bu karışık, değersiz, anlamsız rüya değil de bu esaslı bir rüya. Dolayısıyla Resulullah'ın الرُّؤْيَةَ الصَّالِحَةَ dediği cinsten. Allah'ın Resulü kötüsünü görürseniz bu hadiste hani sol tarafınıza tükürüp ya başka rivayetlerde üfleyip Allah'a sığının bunun şerrinden diyor. Bu şeytandandır. Demek ki şeytanın rüya sürecinde de hani biz uyanıkken geçen haftalarda konuştuk gündemimizle alakalı belli tesirlerinden bahsettik işte geliyor düşünce bırakıyor. Niyetlerimize ilave niyetler eklemeye çalışıyor. Yama yapıyor. ziyade bir şey koyuyor, alternatif oluşturuyor. Bunlar güphe gündüz uyanıkken yaşadıklarımız. Farkına varıyor muyuz? Önceki haftalarda konuştuk ki farkına varmamız kolay değil. Çünkü bizim iç sesimizi taklit ediyor. Bizim iç sesimizi kullanıyor. Bizim iç sesimizi kullandığı için kendi iç sesimizden ayırt edemiyoruz. Ayırt edebilmenin yegane yolu şeytanın amacını iyi bilirsek içimizde beliren, bizim aklıma geldi dediğimiz türden gündemimize pat diye düşen şey eğer Cenab-ı Hakk'ın muradıyla zıt ise o illaki şeytandandır. Çünkü şeytan Cenab-ı Hakk'ın muradına zıt şeylerin peşini kovalar. Hele hele salih ve güzel niyetlerin üzerine o niyetleri ifsad edecek düşünceler gelip biniyorsa, bunu bize seslendiren o ses, şeytanın sesidir. Velev ki biz onu kendi iç kulağımızla, iç sesimiz olarak duysak bile. Şimdi bu güpe gündüz kısmını konuştuk. Bir de gece devam eden bir sürecimiz var. Çünkü iç sesimiz gece de bizimle beraber devam ediyor. Yani uykuda bile iç sesimiz bize eşlik ediyor. Uykuda mesela büyük bir bina görsek içimizde ne büyük bina diyoruz. O iç sesimiz uykuya gitmiyor. O uyumuyor o bizimle beraber. Burada değil bu kez uykuda. Çünkü o esasında bizim kendimizi, öz benliğimizi hissettiğimiz merkezimiz. Dolayısıyla o kesintisiz devam ediyor. Rüyada bile onunla beraberiz. Gördüğümüz kimseyi, onunla ilgili düşünüyoruz. Mesela diyor ki birini gördüm, ya bu da nereden çıktı karşıma dedim içinde. Rüyada bunu demiş. Orada da iç sesi devam ediyor. O bakımdan şeytanın oradaki e, mesaisi de devam ediyor. Ve belli ki Hayatına yani gündüzüne olumsuz tesir edebilmek için ona kötü ahlam yaşatmak istiyor. Bu rüyadaki kötü deneyimler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böylesi anlamsız, kötü, hayata dair kişiyi karamsarlığa sevk edecek kötülükleri ön plana çıkaracak, Cenab-ı Hakk'a güvensizliğe itecek, Allah hakkındaki zannını bozmaya, yani Cenab-ı Hak bana kötü günler göstermek istiyor, Cenab-ı Hak benim kötülüğümü istiyor dedirtecek, Allah'a dair güvenimizi zedeleyecek. Böyle rüyalar Cenab-ı Hakk'a dair güveni zedeler. <laughs> Kul bunların hepsinden Cenab-ı Hakk'a sığınmalı her şeyin Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğu, kudretinde olduğu bilinciyle güvenle hayatına devam etmeli. Ortalıkta şeytanların etrafı kasıp kavurduğu, insanların hayatına müdahale ettikleri, istedikleri gibi insanlarla oynadıkları bir durum yok. Her şey kontrol altında. Her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altında. Dolayısıyla Allah'a sığınarak bundan çıksın. وَلِتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا Çünkü eğer Allah'ın ipine sarılıp Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kontrol ettiği bilinciyle bundan sıyrılmaz ise bu kez şeytanın istediği gerçekleşir ve bu hayatına tesir etmeye başlar. İşte o gün kötü şeyler olacağı düşüncesiyle uyanır ve bunu içinde sürdürür. Ee, gelişmeleri bununla ilişkilendirmeye başlar. Aa bak işte bu da geldi. Sabah çıktığında önünden bir kara kedi geçmesini bile bununla ilişkilendirir. Bak işte öyle olacak. Böyle ben bugün işe mi gitmesem? <laughs> Dolayısıyla buna e, imkan vermemeli. Buna e, fırsat vermemeli. Allah Azze ve Celle her şeyi yönetiyor. Her şey onun elinde. Cenab-ı Hakk'a sığınarak bütün bunlardan çıkarız. Hiçbir gerek rüyamızda, gerek hayatımızda kötüye dair, kötülüğe dair süreci bir fobi haline dönüştürme hakkımız yok. Çünkü biz rastlantısal bir alemde değil, gök, göklerden yere uzanan her şeyin ancak Allah'ın emriyle an be an yönetildiği bir alemde yaşıyoruz. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Gökten yere, her gök basamağında Cenab-ı Hakk'ın emrinin indiği ve her gök semasına Allah'ın emrinin işlediği ve O'nun kudretinin her şeyi ilmiyle kuşattığı bir yerde yaşıyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile irtibatı kurup, sığınıp, Ya Rabbi şeytanın ve onun aleyhindeki girişimlerinden sana sığınıyorum diyerek kul bundan çıkar. Çıkmaz ise Cenab-ı Hakk'ın böyle bir gücü kudreti olduğuna dair bilinci üzere hayatını yaşamaz ise o zaman o psikolojideki veya psikiyatrideki adını bilmediğimiz envai çeşit hastalıkların önü açılır. Kimin böylesi, kimin de öteki türlüsü. Yok şizofrendi, yok bilmem neydi, yok şöyleydi, yok böyleydi. <laughs> hani derler ya şeyden nem kapıyor. Bilmem neden nem kapıyor. Çünkü rastlantısal yaşadığını düşündüğü için her şeyden başına bir şey gelebileceğini ni ihtimal olarak görüyor. Halbuki ihtimal diye bir şey yok. Kaza ve kader var. Yaradan kudretin buyruğu işliyor. O murad ettiyse kesinlikle gerçekleşiyor. O mani olduysa asla gerçekleşmiyor. Dolayısıyla onunla irtibatta bulun, ona sığın. Yaşattığı iyilikleri şükür ile, yaşadığı, yaşatacağı kötülükleri ki sabır maksatıyla yaşatır. Güzellikle, sabır ile karşılayabilmeyi dile. Peki rüyanın girişindeki veya hadisin girişindeki Erru'ya Salihah kısmına de de değinelim. Çünkü bu hususta da çok hadis-i şerifler var. Bir defa Buhari'de geçen yani e, böyle sayısı 3-5 gibi belki 6-7 kadar ve farklı işte ravilerden, Hz. Enes'ten gelen var, Hz. Ubadeden gelen var, başka sahabilerden gelen var. Resulullah buyuruyor ki, Ru'yel mu'min veya bazılarında Ru'ye salihatu cüz'un min sittetin ve Müminin rüyası veya müminin geçerli rüyası, salih rüyası nübüvvetin cüz'un min sittetin 46'da biri ne tekabül eder? Nübüvvetin 46'da biri gibi bir şeydir diyor. Bu önemli bir bilgi. Dolayısıyla hani ahlam tarafı tamam ama salih rüya tarafı da kayda değer bir anlamı var. Resulullah o kadar ki mesela sabah namazlarında bazen işte namazı kıldıktan sonra dönüp rüya göre var mı diye sorarmış. İşte biri der ben gördüm bu gece rüya, İşte ne gördün? Adam anlatmaya başlar, şöyle şöyle gördüm. İcabında hiç yorum yapmaz, hani geçer. İcabında yorum yapar. İcabında oradakiler işte bunu tabir edeyim mi diye. Hatırlarsanız bir defasında Hazreti Ebu Bekir, bırak bana bunu ben tabir edeyim diyor. Edince de soruyor, isabet ettin mi diye. Gülüyor Allah'ın Resulü, diyor ki, bir kısmını isabet ettin bir kısmına etmedin. Böyle bir ortam var. Tamam. her şeyin rüyaya bağlandığı ve rüyanın keskin bir bilgi değeri taşıdığı bir ortam değil bu. Ama gündem olabiliyor. Kötüsünden Allah'a sığınıyorlar. İyisini de hayra yorup efendim ümide dönüştürüyorlar. Ve bu Resulullah hayattayken bile işleyen bir süreç dolayısıyla hatta Resulullah'tan sonrasına da Allah'ın Resulü buyuruyor ki لَمْ min مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوْ لَمْ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ Nübüvvetten sonraya ki kendisi bunun sonuncusu mübeşşirattan gayrı bir şey kalmadı. Kalu dediler ki وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ Dediler ki mübeşşirat nedir ya Resulallah? Dedi ki اَرْرُؤْيَ صَالِحَ Salih rüyadır. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُ mümin, mümin onu görür. yani Herhangi bir mümin kimse onu görür. اَوْ huya Başkası onun adına görür. Yani gelir der ki ben senin bugün rüyamda gördüm. Şöyle şöyle gördüm diye. Ve kişi bunu yani kendi özelinde bu böyle kalkıp da millete yansıtılacak, başkalarıyla paylaşılacak, umumu ilgilendirecek bir şeye dönüşmez. O kişinin özelinde onun hayra yorduğu, ümide dönüştürdüğü bir husus olarak hani mübeşşirat demiş. Onu müjde gibi algılar. Buradan bir hayır inşallah Cenab-ı Hak bize murat ediyor. Şimdi girişten beri iki farklı yaklaşımı konuştuk. Birinde gördüğü kötü rüyalardan nem kapandı Allah'a güvensizliğini ilerletip bunu fobilere şunlara bunlara dönüştüren korkularını besleyen tip. Diğeri ise kötü bir şey görse umursamıyor, Allah'a sığınıp geçiyor. Gördüğü iyi şeyleri de Allah hakkındaki hüsnü zannına, yani Cenab-ı Hak bana bir güzellik yaşatacak diye. Ayetteki ifadesiyle لَهُمُ fil فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَ Onlar için Cenab-ı Hak müjde var dedi, hem dünya hayatında hem de ahirette. Bu ayetin bağlamında da bu hadisler konu edilir. Yani dünyadaki bu müjde kula önden olur ki rüyası üzerinden gelebilir. Gördüğü güzel rüya olarak. Söz gelimi bazen bazı kimselerin vefatını duyuyoruz. Mesela öncesinde güzel bir rüya görüyor ve diyor ki ben bugün vefat edeceğim. İşte ne oldu diye soruyorlar. Diyor ki gördüm işte bugün ölüyorum veya gördüm Resulullah dedi ki bugün geliyorsun diye Hazreti Osman'ın ilgili de öyle bir haber var. Hani kişi özelinde yaşanan bir şey. Çok fazla böyle etrafa dağıtılmaması da gereken. Çünkü yanılmıyorsam Müslim'de geçen bir rivayette de hani en fazla sevdiğine söylesin diyor. Gördüğü güzel rüyayı sevdiği kimseyle paylaşabilir. Çünkü sevmediklerine duyurursan bu kez hasede dönüşebilir. Bunun e, ee, hasede dönüşmemesi, birilerini rahatsız etmemesi, şeytanın fitneye bunu kullanmaması için de kişi özelinde, bazen kendimizle <laughs> bizim özelimizde kalması, belki pek çoğunun o bakımdan böyle özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Yoksa buralardan böyle hani umuma dair, Bilgi akışı gerçekleştirilecek ve buradan öteden haber alırcasına hani böyle bir kat'iyet yok. Bunu ancak tabir ediyorsun. İsabet de edebilir, iyisi de öyle. İsabet de edebilir, etmeyebilir de böyle kesin bir bilgi kaynağı gibi ele alınmaya başlanırsa o zaman e, nübüveti yeniden ihtas etmiş gibi olursun. Sonra buradan bakmışsın adam getiriyor diyor ki Resulullah dedi ki şöyle yapın. İşte ben Resulullah'a şu hadisi sordum yok o benim sözüm değil falan dedi. O işte o sapkınlık yolu başlamış demektir. Resulullah'la biten nübüvveti adını koymaksızın sürdürme girişimi olur. Haşa nevzu billah. Dolayısıyla öyle bir şey değil bu. Bu Resulullah'ın ifade ettiği şekliyle yani bir mübeşşirat cinsinden Kişinin kendi özelinde bir müjde olarak göreceği, herhangi bir müminin rüyasında görebileceği, öyle birilerine özel ancak onlar üzerinden yaşanan, dolayısıyla kişinin dindarlığını da bu kez onlara özgülediği ve bu açıdan baktığınızda suistimallere dönüştürdüğü, bu işin ticaretine döndüğü o e, çirkef süreçlerden söz etmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandığı kadar sade ve duru, sahabe-i kiram zamanında, zamanında yaşandığı kadar sade ve duru kişilerin özelinde ve ihtiyatla ele alınan bir mesele olarak kalmalı. Ama bunu sistemleştirip buradan insanları sevk ve idare etmeye, kendi tarafında, etrafında biriktirmeye, öteden haber alıp insanlara yansıtıyormuş gibi yapmaya dair süreçler doğrudan nübüvete kasteden, doğrudan risalete kasteden, doğrudan dine kasteden bir mahiyete dönüşebiliyor. Nauzu billah.